Arkadaşlar merhabalar, 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neye başlıyoruz? Daire konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Daireyi toplamda 4 videoda anlatacağım. İlk videoda dairenin tanımını vereceğim. Ardından dairenin çevresinden, daha doğrusu çemberin çevresi de diyebiliriz. Çemberin çevresinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dairenin tanımını vermeden önce öncelikle çemberin tanımından bahsedeyim. Daha öncesinde ne dedik? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeridir demiştik çembere, değil mi? İşte burada çember sadece o yuvarlak olan noktalardı. Şimdi burada o çemberin iç bölgesinde alırsak biz buna ne diyoruz? Daire diyoruz. Çemberle ilgili çok güzel bir yorum gelmişti. İsteyerek de yazmamıştı. Hep de bunu paylaşırım. Yorum da aynen şöyleydi. Adamlık çember olsaydı Kenan Hoca çemberin merkezi olurdu diye söylemişti. Ama çemberin tanımı ne? O sabit noktaya, yani merkeze eşit uzaktaki noktalar kümesiydi. Yani sen adamlığı eğer şu noktalar kümesi olarak tanımlıyorsan ben adamlığın dışında kalıyorum. Yani fark etmeden bana gömmüş orada aslında, ama aslında şöyle deseydi yorumda, adamlık daire olsaydı Kenan Hoca çemberin dairenin merkezi olurdu şeklinde deseydi, evet oradaki merkez dairenin elemanı olacaktı. Bak, tanım yorumlarda bile işimize yarıyor. Neyse, şimdi neymiş arkadaşlar? Çember dediğimiz içi dolu olan şekline biz ne diyoruz? Daire adını veriyoruz. Hadi bakalım, bununla ilgili örnek var mı? Var. Şekilde verilen O merkezi çember ile CAD açısının kesişimi. Açı deyince şurası algılıyoruz. Hayır, açı dediğimiz şey şudur. CAD açısı dediği zaman şu doğru parçaları birleşimidir. Sonsuza kadar gider. Evet, çember ile bu doğru parçalarının kesişimi soruluyor bize. Bak bakalım, kırmızı ile mavinin kesişimi neresidir? Burası, burası, burası ve burası yaptı. Yani B, C, D ve E noktaları yaptı. Noktaları gösterirken küme içerisinde alırız ve cevabımız da bu olur. Peki sorumuz şöyle olmuş olsaydı, CAD açısı ile dairenin kesişimi sorulmuş olsaydı bize, bak şimdi açı dediğimizi kırmızı ile gösterdik, dairede mavi ile gösterilmiş. Dairenin içinde alacağız ya. Şimdi kırmızı ile mavinin kestiği yer nereleri? Hocam şu noktalar kesinlikle ama kesinlikle var. Ama daire dediğimizde iç tarafta mavi ya, yani şurasını da alacağız, şurasını da alacağız. O zaman çözümümüz ne olacak? BC doğru parçasıyla ED doğru parçasının ikisi birlikte olacak. Ya matematiksel olarak yazacak olursak BC doğru parçası birleşim nedir? ED ya da DE doğru parçası olacaktır cevap. Bak, soruyu buradaki verilen çember ya da daire nasıl değiştiriyor? Bir öncekinde noktalar şeklinde çıkmıştı. Şimdi nasıl çıktı? Birleşimi şeklinde çıktı arkadaşlar. Yani içeride doğru parçaları şeklinde de düşündük. Tamam. Evet, tanımını verdik. Tanımla ilgili soruyu yaptık. Şimdi gelelim çemberin çevresine ya da dairenin çevresine. Biz genelde çemberin çevresi diyoruz ama aslında daire çevresi demek daha mantıklı olur. Ama neyse, çünkü tekerleğin çevresinden falan bahsederiz ama oradaki çemberin çevresi de denilebilir. Şimdi çemberin çevresi arkadaşlar, çemberin çevresini bileceksiniz kardeşim. Çemberin çevresi neymiş? 2 pi r. Bu kadar. Bunu bileceksin. Şuradaki bilgiyi de sen oku istersen. Pi 3,14 alınır falan. 22/7 alınır falan. Ortaokuldaydı o. Sen cevabı 3 pi bulduğun zaman 3 çarpı 3,14 demeyeceksin ki pi yaklaşık değeri zaten bu. Yani cevabınız artık bundan sonrasında pi'li çıkar. 3 pi ise 3 pi'yi de bırakırsın. Tamam mı? Ortaokulda pi'yi 3 alınız, pi'yi 3,14 alınız, pi'yi 22/7 alınız şeklinde ifadeler geldiği zaman tabii ki pi yerine değerler yazabilirsiniz. Ama burada yazacak mısınız? Hayır. Genelde pi'li olacak cevabımız. Bunu da unutmayın lütfen. Evet. Çevresi 32 pi olan. O zaman 2 pi r eşittir 32. 2 pi r eşittir 32 pi ise buradan ne geldi o zaman? Pi'ler sadeleşti. 2r 32 ise r'yi kaç bulduk? 16 bulduk. Çemberin çapının uzunluğu isteniyor. Çapta nedir arkadaşlar? R'si 16 ise çapta 2r'ye eşitti. 2r'de kaç eşit olacaktır o zaman? 32'ye eşit olacaktır. Örnek 3, 32 çıktı. Geldik örnek 4'e. Yukarıdaki O merkezli yarıçapı R 120/pi metre olan dairesel pistin A noktasından dakikada 10 metre hızla giden motosiklet bir turu kaç dakikada tamamlar? Bir tur, yani çemberin çevresi kadar gidecek. Çemberin çevresini bulacağız. Bu arada x eşittir v çarpı t'yi de biliyoruz değil mi? Evet, burada o zaman şunun çevresini hesaplayalım. 2 pi r. 2 pi r. R dediğimiz 120/pi'dir. Pi'ler sadeleşti. 2 ile 120'nin çarpımı da kaç yaptı? 240 yaptı. Yani buradaki yol çemberin çevresi kadardı. O da 240 yaptı. Yani x'i 240 buldun. X eşittir v çarpı t. Dakikada 10 metre hızla gidiyordu. 10 çarpı t'den dolayı t'yi de böylelikle kaç buluruz? 240/10'dan 24 olarak buluruz. Motosiklet bir turu kaç dakikada tamamlar diye soruluyor bize. Cevap o zaman ne oldu? 24 oldu arkadaşlar. Örnek 4, 24 çıktı. Geldik örnek 5'e. Şekilde O merkezli 2 cm yarıçaplı çember A noktasından başlayarak ok yönünde sağa 3 tam tur atıp tekrar ok yönünde sola 2 tam tur atıyor. 3 ileri 2 geri. Ya toplamda 5 tur attığında ne kadar ilerlemiş oluyor? 5 turda 1 ilerlemiş oluyor. Bunu unutma. Şimdi 3 tur ileri 2 tur geri. Yani toplamda 1 ilerlemiş oldu burada. Her 5'te 1 ilerliyor arkadaşlar. 1 ileri. Buna göre diyor çember 31 tur attığında, bak tur sayısı 31 tur. Her 5 turda 1 ilerliyor ya. 31'i biz nasıl yazabiliriz? 5'erli 5'erli düşünecek olursak 6 çarpı 5 artı 1 şeklinde değil midir? Evet. Şimdi sen 5 tur attığında ne kadar ilerlemiş oluyordun? 1 tur. 6 tane 5 tur var. Burada ne kadar ilerledi? 6 tane 5 tur olduğu için 6 ileri gitti. Sonra bir daha ileri gitti. Artı 1. Toplamda 7 tur ileri gitmiş oldu. İşte bizden bu isteniliyor. 31 tur attığında A noktasından kaç santimetre uzaklaşır diye soruluyor. Normalde 2 pi'ye 1 tur gitmesi demek 2 pi'ye gitmesi demektir. Değil mi? Çember 1 tur attığında buraya geldi. Yani buradan buraya 1 tur atması 2 pi'ye kadar ilerlemesi demektir. Ama biz 7 ileri gitmesini istiyoruz. 7 tur ileri gitmesini istiyoruz. Çarpı 7 diyeceğiz. Bu arada pi'yi de 3 alınız demiş. O zaman 7 çarpı 2 çarpı 3 çarpı R. R dediğimiz kaç? 2. Buradan da kaç geliyor o zaman? 2 kere 2, 2 kere 3, 6, 12. 12 çarpı 7. O da kaç yapıyor? 84 yapıyor. O zaman A noktasından kaç santimetre uzaklaşmış oldu? 84 santimetre uzaklaşmış oldu. Tekrar söylüyorum. 31, 6 çarpı 5. Çünkü 5'erli 5'erli gruplar halinde düşünmeliyiz. 6 çarpı 5 artı 1 şeklinde yazılabiliyor. Her 5'te 1, 6, her 5'te 1, 1 ileri gidiyordu. O zaman 6 tane 5'te 6 ileri gidecek. Sonra bir tur daha atınca bir ileri daha eklendi. Toplamda 7 ileri gitmiş oldu. O da 7 tane 2 pi'ye 84 santimetre yapmış oluyor. Güzel bir soru. Örnek 5 sınavda çıkmaya aday bir soru. Örnek 5'i 84 bulduk, geldik örnek değil yay uzunluğuna. Şimdi gençler çemberin çevresi neydi? 2 pi'ydi. Yay uzunluğuna da gelirken çemberin çevresinde de zaten aynı şeyi kullanabiliriz biz. Arkadaşlar çemberde uzunluğa iyi bir şekilde hakimseniz bu yay uzunluğu, özellikle yay uzunluğu kısmını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çemberde uzunlukta biz neler yapıyorduk? En güzel ilk çizimimiz yarıçap. Bizim olmazsa olmazımız 1. Sonra ne diyorduk? Anahtar kelimelerimiz vardı. Merkez teğet çektik. Merkez kireç çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine değiyorsa da merkezleri birleştir. 4 tane şey. Hatta yarıçapı da koyarsak 5 bilgi. 5 tane anahtar kelime bizim için en önemli şey. Tekrar sayıyorum. En güzel ilk çizim yarıçap. Merkez teğet çektik. Merkez kireç çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine değiyorsa da merkezleri birleştir. Değme noktasından geçiyor diye söylemiştik. Bu 5 bilgi bilindiği zaman, yani çemberde uzunluğa iyi bir şekilde hakim olduğunuz zaman buradaki kısmı da çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi burada da ispatını yapmışız. Yay uzunluğundan bahsediyoruz. Normalde 360 derecede 2 pi r değil miydi çemberin çevresi? Evet. Ben burada alfa derecelikte, burası da alfa yapıyor ya derece olarak. Alfa derecelikte AB yayının uzunluğu nedir diye sorulduğunda işler dışlar yaparsam AB uzunluğu normalde 2 pi r'ydi. Alfa dereceliği sorulduğu zaman da alfa bölü 360 katı oluyor. İşte AB yayının uzunluğu bu arkadaşlar. Normalde çemberin çevresi 2 pi r. 360'da 2 pi r ise alfada da alfa bölü 360 katı olacak. Sadece olay bu. Yay uzunluğu bu yani. Bu da burada bir de şuna dikkat edeceksiniz. Açı verildiği zaman işimiz kolay. Verilmediği zaman da özel üçgenler çıkar büyük ihtimalle. Nasıl özel üçgenler? 30-60-90 üçgeni ya da 45-45-90 üçgeni çıkar. Bu dediğimi de unutma. Haydi bakalım şimdi sorularına. Örnek 6. Yarıçapı 6 bölü pi olan bir dairenin etrafında 3 tur ip sarılmış ve elde edilen bu ip ile bir eşkenar üçgen oluşturulmuştur. Ben bunun çevresinde de normalde 2 pi r'ye kadardır. 6 bölü pi. Ben bunun çevresini 3 tur sarmak istiyorsam çarpı 3 diyeceğim. Pi'ler sadeleşti. 6 kere 3 18 ve 36 mı yaptı? Evet. İpin uzunluğu ne yaptı? Şu yaptı. 36 santimetre yaptı. Bu ip ile de bir eşkenar üçgen oluşturacakmışım. Eşkenar üçgende 36 santimetre değil mi çevresi? Evet. O zaman 36'yı 3'e böldüğümüz zaman bir kenar kaç yaptı? 12 yaptı. Buna göre diyor üçgenin çevrel çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Çevrel çemberini çizecek olursak şöyle. Çevrel çemberin merkezi burası. Burada ne demekti bu? Şunlara eşit uzunlukta olması demekti. Hocam bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Bunlar eş üçgen çıkıyor. Dolayısıyla buradaki açılar birbirine eşit olur diye söyleriz. Ya da eşkenar üçgende şu bilgiyi artık öğrendik. Bu çevrel çemberin merkezi, içteğet çemberin merkezi, her şeyin merkeziydi. Yani bunun devamı yüksekliktir, aynı zamanda kenarortaydır. Burası 30'un karşısı 6 ise, hatta burada 30, burası da 30, burası da 30 oldu. 30, 90, 60 oldu burası. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat, 60'dan 30'a geçiş de kök 3'e bölünmüş hali. Yani 6 bölü kök 3, yani bu da kök 3 eşleniğiyle çarparsak 2 kök 3 yapar. 6 kök 3 bölü 3'ten. Burası 2 kök 3 yaptıysa, 30'un karşısı 2 kök 3 ise burası da 4 kök 3 oldu. Bizden de çevrel çemberin yarıçapı isteniliyor. İşte şu çizgi uzunlukları isteniliyor. Cevap da böylelikle çevrel çemberin yarıçapı 4 kök 3 çıkar. Evet, örnek 6'yı 4 kök 3 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şekilde verilen O merkezi çemberde burası 6 verilmiş, BC yay uzunluğu isteniyor. Arkadaş, BC yay uzunluğu işte tam olarak burası isteniyor. Yay uzunluğunda ne lazım bize? 2 pi r alfa bölü 360 merkez açı lazım. O zaman merkez açı oluşturacağız. Hop şöyle merkez açı. Bu yaya ait merkez açı oluşturursam. 30 verilmiş bana. 30 sa burası kaç yapar? 60. Merkez açıdan dolayı burası da 60 yaptı. Hocam burası da r, burası da r olduğundan dolayı bak tepe açısı da 60 derece. 180'den 60 çıkart, 2'ye böl. 60-60 yaptı. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. R dediğimiz kaç yaptı? 6 yaptı. Bizden de bu yay uzunluğu isteniyor. Bak 60 değil yay uzunluğu. Burası ölçü olarak 60. Şimdi yay uzunluğunu bulacağız. Yay uzunluğu da nedir? 2 pi r. R dediğimiz 6 alfa bölü 360. Bitti. Sıfırlar sadeleşsin. 6 kere 6 36. 36'lar da sadeleşsin. Cevap da ne yaptı o zaman? 2 pi yaptı. Evet, BC yayının uzunluğunu böylelikle 2 pi bulduk. Dikkat edin, bunlar önemli, sınavda çıkar. Bir yay uzunluğu bulmak istiyorsak bizim için önemli olan iki şey var. Bir, merkez açı. İki, yarıçap. Bu iki soruyu cevapladıktan sonra sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Evet, geldik buraya. Şimdi yukarıdaki verilen O merkez çemberde şunlar eşit verilmiş. CD'yi bize 2 kök 3 vermiş. AD yayının uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Bu yay uzunluğu isteniliyorsa merkez açı lazım bize. Hop, merkezden bir merkez açı oluşturuyoruz. Ve burada bir en güzel çizim, yarıçap çizmiş oluyoruz aslında. Peki sonra ne yapacağız? Yarıçap çizdik ya, yarıçap uzunluğunu da göstereceğiz. Hocam buraya bir AA dersek. Sonra yarıçap uzunluğu dikkat et 2A. Aa hocam burası da 2A. Ve ben size ne dedim? Özel açı yok, yani açı yoksa büyük ihtimalle karşımıza özel açı çıkar. Özel açıda ya 30-60-90 ya da 45-45-90. Bak burada ne var? Şuradaki üçgende. Hocam bakıyorum buradaki üçgene. Pisagor'dan A'yı bulabilirim ama gerek yok. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. 30, 90 ise burası da 60 oldu. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 2'dir. O zaman burası 4'tür. Şimdi benden bu yay uzunluğu isteniyor. Bu yay uzunluğu da nedir? Yarıçapta belli. 2 pi r. Açımız kaç? 60 bölü 360 bana sonucu verecektir. Cevap pi'li çıkacak. Şu 60 ile bu sadeleşse 6 kaldı. 2'ye bölsen 3 kaldı burada. O zaman burası ne yaptı? 4 pi bölü 3 yapar. Cevabımız 4 pi bölü 3 yaptı. Cevap pi'li çıktı. Pi'lilere de alışın artık. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 9. Şekilde verilen O merkezi çemberde DF noktaları teğet değme noktalarıdır. 60-40 verilmiş. Tamam. Sonra EF yayının uzunluğu isteniyor. Hocam EF yayının uzunluğu için neyi bulmam lazım? Merkez açısını bir kere bulmam lazım. Şu merkez açıyı bulmam lazım. Hocam buradaki açıyı bulmam için şu açı lazım bana. 60-40 daha 100. Burası 100 ise buraya ne kaldı? 80 derece kaldı. Burası 80 ise hocam teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 yapıyordu. Burası 100 olacak. Merkez açımız da o zaman ne oldu? 100 derece oldu. Evet, bu yay için iki soru soruyorduk. Yay uzunluğu için bir merkez açı lazımdı, iki yarıçap lazımdı. Şimdi yarıçap bulmam lazım. Yarıçap bulmak için de şuradaki 3 kök 3'ü kullanacağım. Hocam 3 kök 3. Burası da 3 kök 3 değil mi? Teğet teğet birbirine eşit. Evet. Sonra ne yapabiliriz? Farklı şeyler yapabilirsiniz. Hocam merkezden geçen şu teğet teğet merkezden geçtiği zaman ne olurdu? Açıortay olurdu. İster buradan yapın. İsterseniz şuradan şunu çizip eşkenar yapın. Sonra merkez teğet çektik yapın. İstediğiniz yoldan yapın. Ama ben şunu yapmak istiyorum. Merkezden geçen ne oluyordu? Açıortay oluyordu. Hocam burası 30-30 oldu. Merkez var, teğet var. Çek dik yapsak, yarıçap bulmaya çalışıyoruz ya. Bak 30-60-90 üçgen çıktı. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali. Yani 3'tür burası. Yarıçapta 3 çıktıysa artık ben bu yay uzunluğunu bulabilirim. O da 2 pi r. R'miz kaç? 3. Açımız kaç? 100. Alfa bölü 360'a eşittir. Şu sıfırlar sadeleşsin. Şu 36 ile 2 kere 3 6. 6 sadeleşsin. 6 kaldı. 10 ile 2'ye bölsen 5. 2'ye bölsen 3. Yukarıda sadece 5 pi kaldı. Aşağıda da 3 kaldı. Cevabımız böylelikle 5 pi bölü 3 yaptı. Yani işin mantığı çok kolay. Sana ne lazımsa o bilgileri bulmaya çalış. 1. Merkez açı lazım. 2. Yarıçap lazım. Yarıçapı da uzunluk bilgileriyle buluyorsunuz. İşte anahtar kelimeleri de kullanıp daha önceki bilgilerinizi kullanıp çemberin çevresinde rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Dairenin alanında da aynı olacak ha. Çemberde uzunluk bilgisi olmazsa olmazımız. Evet, geldik şuraya. Evet, R1 ve R2 verilmiş. Çemberin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Öncelikle çemberler birbirine değdiği zaman hop merkezleri birleştir. Hocam burası 2, burası 4. Tam da değme noktasından geçer. Burası 6 pardon. Sonra ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Burada da aynı şekilde çek dik. Burada da aynı şekilde çek dik. Dikmelerimizi çizdik şöyle. 90, 90. Burası da 90, burası da 90. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada burasının 6 olduğunu, burasının 2 olduğunu, hatta burası da 2, burasının da 6 olduğunu biliyoruz zaten. Hocam dik yamuk çıktı karşımıza. Dik yamukta ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturuyorduk. Hocam hop şöyle dikdörtgeni oluştursak. Şöyle bir 90 derece. 2 ise 2, 4 kaldı. Hocam şurası da zaten bak dikkat et 8. Aa, güzel bir şey. Bir de yay uzunlukları isteniliyor benden. Yay uzunlukları istenildiği zaman açı yoksa özel bir açı çıkar. Aklının bir köşesinde bulunsun. Burada Pisagor yapmadan önce bak 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. O zaman burası kaç oldu? 60 oldu. Çok güzel. Aynı hamleyi burada da yapabilirim. Hocam burada da yine aynı şekilde dikdörtgen oluşturursak şöyle. Hocam 2 ise 2, 4 kaldı. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4'tür. Burası 30. Burası da kaç yaptı o zaman? 60 yaptı. Şimdi bu arada 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Burası 4 kök 3 oldu. Burası da 4 kök 3 oldu. İpin uzunluğunda ne var? Hocam ipin uzunluğunda şuradaki uzunluklar bir kere var. Yani ipin uzunluğunda 8 kök 3 var. Artı bu yay uzunluğu artı bu yay uzunluğu. Bu yay uzunluğunu bulurken bana merkez açı lazım. Hocam burası 90 ya dikdörtgenden. Burası da 90. 90 90 burası. Şuradaki açının da tamamı 60 derece. Hocam buraya da kaç kaldı? 120 derece kaldı. 360'a tamamlayan açısı. Tamam, bu yay uzunluğunu yazabilirim ben artık. 2 pi r yarıçapı 2 120 bölü 360 derim. Artı bu yay uzunluğunu bulacağım. 60 60 120. O zaman buraya kaç kaldı? 240 kaldı. Bu yay uzunluğunda yarıçap 6, merkez açımızda 240. 2 pi r 240 bölü 360 olmaz mı? Olur. Yani ipin uzunluğu 8 kök 3 burası artı şununla şu sadeleşse bölü 3 yaptı. 4 pi bölü 3 yaptı burası. Artı sonra bu sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar sadeleşsin. Sonra 6 ile bu sadeleşse 6 kaldı. 24 ile 6 sadeleşse 4 yaptı. 8 pi yaptı burası. Sonra 8 kök 3 artı şununla şunu toplarsam 3 kere 8 24. 24 artı 4 28. 28 pi bölü 3 yapar. Yani 8 kök 3 artı 28 pi bölü 3'ü de bu şekilde buluruz. Zor değil. Bilmediğiniz herhangi bir şey yok burada. Sadece çemberin çevresi eklendi. Çemberin çevresinde de soracağınız iki soru var. 1. Yarıçap. 2. Merkez açı. Yarıçaplar belliydi. Şuradaki bu yaylara ait neleri bulduk? Açıları bulduk. Açıları da bulduktan sonra soru kendiliğinden zaten tak diye çıktı. Aslında gerçekten çok kolay. Geldik bu soruya. Evet, ne diyor bakalım bu soru? Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyorsunuz kardeşim? Merkezleri birleştiriyorsunuz. Birleştirdik. Hocam merkez var, teğet var. Çektik. 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 Hocam ne kadar çok ek çizim yaptık. Hayır. Bunlar ek çizim değil. Bunlar anahtar kelime. Olması gereken, hemen gözün kapalı çizmen gereken şeyler. Hocam burası 90. Burası 90. Burası 90. Burası 90'ları şöyle bir yapıştıralım. Ve şurada 3 eş çember verilmişti. Etrafına sarılan ipin uzunluğu da 24 artı 8 pi şeklinde verilmiş. Çemberin yarıçapı isteniliyor. Kardeşim şurası R, burası R, burası da R, burası da R, burası da R, burası da R değil mi? Aa, ne çıktı? 2R, 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 60, 60, 60 çıktı. Şu bir dikdörtgen mi? Evet hocam, çünkü burası R, burası R, 90'lar. Şunlar 90, 90 olduğu için R birim uzaklığında şöyle bir şey yaptığımız zaman hem şunlar paralel hem de bunlar birbirine eşitse paralel kenar, hatta 90 derece olduğu için paralel kenarın 90'lı halindedir, dikdörtgendir. Aynı şekilde buraları da dikdörtgendir. Aynı şekilde buraları da dikdörtgendir. Şimdi şöyle bir ip sarılmış ya. Hocam dikdörtgenden dolayı 2R ise burası 2R. Burası da 2R. Burası da dikdörtgenlerden dolayı 2R yaptı. Şimdi ben buradaki yay uzunluklarını bulacağım bir de. Yay uzunluklarında merkez açılar lazım olacak bana. Şu merkez açılara bak bakayım. 90, 90, 60. Buraya kaç kaldı? 120. 90, 90, 60. Buraya da 120 kaldı. Buraya da 120 kaldı. O zaman 2, 4, 6R. 6R artı 2 pi R. 120'lik dilimi bulmaya çalışıyorum şuradaki. 2 pi R. 2 pi R 120 bölü 360 burası. Aynı şekilde burası da 2 pi R 120 bölü 360. Aynı şekilde burası da 2 pi R bölü 120 bölü 360. Bunu hep böyle yazacağıma çarpı 3 desek daha mantıklı değil mi? Evet. Hatta buradan ne geliyor? Şununla şunu çarpı 360. 360 gitti 2 pi R. Yani şunların çevresi tam bir daire yaptı. Bak dikkat et. Yani bu da neye eşitmiş? 6 R artı 2 pi R'ye eşit oldu. Bu da neye eşit? 24 artı 8 pi demiş. 24 artı 8 pi'ye eşit ya. R yerine 4 yazarsam 24 artı 8 pi yapıyor mu? Yapıyor. Ya da R parantezini alın. İşte buradan hatta ne? 2R parantezini alın. Buradan da 8 parantezini aldığınız zaman gelir. Ama buradan da R'nin de zaten 4 olduğunu görüyorsunuz. Çemberlerden birinin yarıçapı kaç santimetredir diye soruluyor. 4 santimetre çıktı arkadaşlar. R yerine 4 yazdığımız an. Hadi dur. R'yi 4 diye yazdık ama burada parantezi alalım istersen. 2R parantezini alırsam burada ne kaldı? 3 artı pi kaldı. Burada da 8 parantezini alırsam burada da 3 artı pi kaldı. Şunlar birbirini götürdü. 2R 8 ise R'yi de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Yani örnek 11'i de böylelikle 4 bulduk. Bunlar önemli sorular. Bu soru ya da bu soru sınavda çıkmaya aday sorudur. Lütfen ama lütfen bunlara dikkat edin. Evet gençler, çemberin çevresini de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Dairenin alanını o zaman ne diyelim? Bir sonraki videoda halledelim. Dairenin alanında yani daire konusunun ikinci videosunda dairenin alanının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.